Gökbilimciler şimdiye kadar iki yıldızlı bir sistemde bulunan en büyük gezegeni keşfetti. Dünyadan 3700 ışık yılı uzakta iki yıldızın yörüngesinde dönen gezegene Kepler-1647b adı verildi. NASA'nın 2009'da uzaya gönderdiği Kepler teleskobuyla keşfedilen Kepler-1647b büyüklük ve kütle açısından Güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter'e benziyor. Kepler-1647b aynı zamanda şimdiye kadar bulunan gezegenler arasındaki en geniş yörüngeye sahip. Gezegen iki yıldız yörüngesindeki dönüşünü 1107 dünya gününde tamamlıyor. Gezegenin yörüngesinde döndüğü yıldızların güneş büyüklüğünde olduğu sanılıyor. Araştırmacılar yıldızların 4,6 milyon yaşındaki güneşten daha genç olduğunu ve 4,4 milyon yıl önce oluştuğunu hesapladı. Gökbilimciler gezegenin aynı zamanda yaşama elverişli bölge içinde yer aldığını da ortaya çıkardı. Yaşama elverişli bölge gezegenlerin yörüngesinde bulunduğu yıldızlara, yüzeyinde su oluşumuna olanak tanıyacak mesafede yer alması anlamına geliyor. Araştırmayı yöneten Jerome Oroz aslında büyük gezegenleri bulmak, küçük olanları bulmaya oranla çok daha kolay. Dönüş süresi çok uzun olduğu için Kepler-1647b'yi daha önce keşfedemedik dedi. Şimdiye kadar iki yıldızlı sistemlerde bulunan gezegenleri ise çok daha küçüktü ve yaşama elverişli bölgenin dışındaydı. Öte yandan NASA, Mars'a yerleşecek gönüllüler arıyor. Mars'a koloni kurmak için kolları sıvayan Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, kızıl gezegene olan ilgiyi arttırmak için ilginç bir yol izliyor. Mars'a yerleşecek gönüllüler aramak için posterler hazırlayan NASA'nın kullandığı grafikler, bir dönem asker almak için benzer bir yönteme başvuran ABD ordusunu anımsatıyor. İşin aslı bu posterler 2009 senesinde yapılmıştı. Ancak Mars projesi son dönemde gündeme gelmeye başlayınca NASA'nın JPL birimi bu görselleri bir kez daha internette paylaştı.